insanın yüreği burkuluyor. Dayanamıyorsun. Çok zor bir durum. Benim evladım gitti. Bizim canımız yanıyor. Olayda kusuru olan bütün kişi, kurum, kuruluşların hepsinin yargılanmasını istiyorum. Bu yargılanmayı hafif sebeplerle değil, olaylı kasla yargılanmasını istiyorum. Bunu gerekli yerlere de söyledim. Saat 14.45'te telefon görüşmemiz oldu. Biraz dolaşacağını söyledi. Daha sonra polisin aramasıyla haberim oldu. Tanımadığı bir insan yardım etti benim çocuğuma. Burada. Gezmeye gidiyor. Oradan bu caddeden geçerken çocuk düşüyor görüntülerde. İnanç Bey de rahmetli onu kurtarmak için yardım ediyor. Orada rahmetlik oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Olayla ilgilendiler. Sağ olsunlar. Bir tıp öğrencisi kolay yetişmiyor. Maalesef. Tedbirsizlik sonucu yeğenimizi kaybettik. Diğer hayatını kaybeden kardeşlerime ve yeğenime Allah'tan rahmet diliyorum. Ama görevlileri, sorumluları bir an önce yargı önünde taşınmasını istiyorum. Özge Ceren Deniz'in ailesi Osmaniye'de yaşadığı için babası ancak bugün gelebildi. Sabah geldiğinde önce İzmir Savcılığına uğradık. Dosyayı takip eden başsavcı vekilimiz ve başsavcımızla ailecek görüştük. Diğer vefat eden İnanç Öktem'in de ailesinden kişilerle birlikte hep beraber dosyayla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu olayla ilgili her iki ölümle ilgili olayda kusuru bulunan, en az bir ihmali olan, en az bir kusuru olan tüm kişilerin en üst hadden cezalandırılması için ne gerekiyorsa bu işin peşindeyiz. Hepimiz takipçisiyiz. Çocuklarımızın pisi pisine hayatları gitti ki kızımız Özge Ceren Deniz tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiydi. Yüzlerce, binlerce hayat kurtarmak için, doktor olmak için çaba sarf ediyordu. Ama maalesef ki çok basit bir olayda, bir ihmalden dolayı hayatı sonlandı.